We must bow down to their wishes. You must contact me. Darth Maul topu. Jedi mind tricks are not gonna work on me. Only money. I speak. The ability to talk does not mean intelligence. Aptal sus. Bir Jedi ancak öyle aptal diyebilir. There is always a bigger fish. You were banished because you were acne? Because you were clumsy? Motherfucker. You want to train this boy? He is too old. Sevgili sinema günlükleri takipçileri, tüm zamanların en çok beklenen ve en çok hayal kırıklığına uğratan Phantom Menace isimli Star Wars'un Episode 1 denilen, bu orijinal üçlemeden daha öncesini anlattığı prequel denilen serinin ilk filmindeyiz. Her zamanki gibi Can Türk'te abi, Ömercan Güldal da birlikte. Valla abi, bu filmi artık hepimiz yetiştik, sinemada gittik diye tahmin ediyorum değil tabii mi? Tabii. Gittik, okay. Evet. Sırayla sormak istiyorum abi, ne zaman izlemiştiniz bu filmi? Bu heyecanı yaşadınız mı sizde? Çıktığı zaman işte bizim kaç, 2000 neydi bunun tarihi? 99. 99. Demek ki biz lise 1, orta 3 falan filan öyle bir şeydik. Star Wars'tan bir haber miydin yoksa biliyor muydun? Yok, biliyordum artık. Bu film çıktığında Star Wars'dan A haberdim. ve de biliyordum. Star Wars hakkında yalan yanlış konuşuyordun yani. yandaş konuşuyordun. Yok yani, haberim vardı, bekliyordum. Büyük bir heyecanla gitmiştim sinemaya. Hatta galiba doğum günümde mi gitmiştik arkadaşlarımla, hatırlıyorum. Öyle yazın başında çıkıyordu. İşte benim de doğum günüm. 19 Mayıs. Değil. Yani, kuzenim. Hayır ya. Filmin çıkış tarihi 19 Mayıs. Ama Türkiye'de de mi 19 Mayıs? Ha, bilmiyorum. Belki Türkiye'de. O dönem biliyorsun, geç gelme oyunları. Zaten 19 Haziran yani. Onda bir ay var arada. Nasıl? Hadi hadi. Orada 34 saniyem olsa ben de bilirim. Hadi bakalım. Hiçbir şey beğenmiyorum. falan filan. Sen nasıl hissedeceksin? Sen 12 yaşımda sinemada, doğum günümde değil. Benim doğum günümden sonra. 12 mi? Tabi 87'liyim ben. 99 yılı. 12 yaşında olmuş oluyor. Küçük lan. O ne küçük oluyoruz. Evet yani. O ben de 13 yaşındaymışım. Demek evet ki lisede yani. Değilim ya. Ortaokul tabii başladım. Tabii ortaokulda gelmiştim. Ben lisesi gibi benim ortaokulda Fırat diye bir arkadaşım vardı. Cetveli elimizde böyle Liam Neeson gibi çevirip birbirimize cetvelle vuruyorduk yani. Hatırlıyorum çok ben net bir şekilde. Ben ortaokuldaydım. Senin gibi embesil değildim. Arkadaşlar. Tamam. Ne yapıyorsun abi sen? Ortaokulda child prodigy gibi sıranda oturup da yalnız Obi-Wan'ın böyle demesi doğru değil. Herhalde yani. Şimdi yaptığımda aynı şey yapıyordum. Şöyle yapıyordum yani. Bu filmi konuşup tüneleştirmemiz gerekecek olursa falan yapıyordum. Ama o zaman pipo da içiyordu. Şimdi bıraktı. Tabii. Ben de arkadaşlar bu filme biraz daha büyülise son olarak gittiğim için şöyle bir kafada gittim. Star Wars geliyormuş. O internete girelim bakalım. Birinci episod yani, o bütün dünyanın girdiği kafaya ben girdim Türkiye'de. Ama internet henüz yoktu tabii. İnternet vardı da şeydi böyle. Bir fotoğraf çıkacak, bize basıyordun. Çıktı. Bu tadındaydı. Herhalde Qui-Gon Jinn bu. Ama yavaş yavaş. Alnı varsa. Eskiden şeydi, şimdi böyle blurdan geliyor. Eskiden böyle üstten çıkardı. Evet. Tak yavaş yavaş. İnerdi böyle aşağı. Düz download diye adlandırdı. Neyse ben... O yarım fotoğraflar bile insanı ne heyecanlandırırdı, öyle değil mi? Hay Allah. Ama yani buna girdiysek artık bundan bahsedelim. Arkadaşlar Phantom Menace lütfen. Evet, tamam. Okay. Abi işte gizli tehlike, ne olacağı belli olmaz. Uyuşturucu, öbür şey. Arkadaşlar ondan sonra aşağı birileri geliyor. Biz film konuşuyorsunuz diye girdik. Siz pasa geyik yapıyorsunuz. Doğru söylüyorlar. Abi Phantom Menace'dan bahsediyoruz. Dur. Abi iki tane arkadaşımla birlikte Star Wars'un geldiği günün sabahı okulda üçümüz birlikte müdür yardımcısına gittik. Amacımız Ankara Bilkent Sineması'nın ilk matinesine gitmek. Ve müdür yardımcısına gittik. Dedi ki biz izin istiyoruz. Dedi ki nereye gideceksin? Hocam dedim, biz Star Wars'un ilk matinesine gideceğiz. O ne dedi? Dedim Yıldız Savaşları var ya film. Ha dedi, dürüstlüğünüzden ötürü veriyorum izin dedi. Ve Kamuran Hoca, buradan sana böyle övgüler yağdırıyorum. Üçümüz bu vesileyle okulu asmadan, yani bayağı legal bir şekilde gittik abi sinemaya.
Ben ve... Barış'la çevirdiğinde devlet memuru dediğimi bir kere daha altını çizmiş oldu. Adam bunda bile okulu kırmakta bile prosedür uygulayarak gidiyor yani. Bizde öyle. Yalan yanlış yok. Ve gittik abi o gün. Manyaklar vardı biliyor musunuz yani böyle lazer pointer'la gelmişler tabii ışın kılıcı camiası bizde çok şey değil. Fakirmiş. Böyle burada Star Wars tişörtleriyle falan. Böyle yarı doluydu sinema yani salon. Böyle full böyle hınca hınç yoktu tabii ki. Ama gelmişler insanlar. Ben de orada izledim ilk, çok mutluyum. Hatta biletini saklıyordum, size getirecektim, bulamadım dün. Yani size. Bana dün hava atıyordun. Geçince duruyor hep. Ben de bu öyküyü 28. kere dinlemiş olmanı getirdim. Star Wars'u bile bu kadar izlemedim yani. Kuzenim olmak kolay değil tabii. Peki. Kamran Hoca. Kamran adını bile unutmadım diyorsun. Şimdi bu film hakikaten arkadaşlar, yani siz de bakmışsınızdır, dünyanın en çok beklenen filmlerinden bir tanesi. Çünkü Star Wars fenomenine yeni bir film çekiliyor demiş George abi. Evet, ve de aslında nasıl ki yani bütün bu franchise'ını satma, franchise'ıyla da meşhur etme olayını nasıl ki Hollywood'a George Lucas istemeden hani öğretmiş de olsa, öğrettiği gibi pardon, bu filmlerin remake furyası da biraz aslında bununla başladı denebilir nispeten. Ya bu filmin çok enteresan film aslında, yani hani kötü diye adlandırabileceğimiz bir film ama birçok şeylerin ilklerini bu film kendinde barındırıyor. Bir çek şeylerin de kötülerini. Yani her şeyin böyle her iki tarafı da var. Mesela Ömercan'ın dediği o işte prequel'a girelim kafası. Bu filmde evet ilk bir furya olmuş hakikaten. Bu duyurulduğu zaman şaşırmıştık bile. Allah Allah, filmin öncesini anlatacaklar. Ne garip ne garip. Şimdi artık atıyorum John Wick'in prequel'ı çekecekmiş denince hiç şaşırmıyoruz. Yadsımıyoruz, yadırgamıyoruz yani. Kesinlikle. Başka şeylerde de ilk. Mesela tabii ki ilk defa yani neredeyse tamamı dijital ortamda çekilen bir film çekiyor George Lucas. Yani George Lucas bu tip adam abi aslında. George Lucas'ın buradaki yanlışını hep beraber tespit edeceğiz ama kendi söylüyor zaten. Ben iyi bir yazar ve iyi bir yönetmen hiçbir zaman olmadım diyor. Bu konuya daha sonra eğiliriz. 94 yılında başlamış arkadaşlar filme George abi yazmaya. Oturup The Beginning isimli senaryosun ilk adı buymuş, çalışma adı. Ve 98'de Phantom Menace olarak açıklamış ve daha açıklar açıklamaz bütün fanlar hayal kırıklığına uğramış. Niye Phantom Menace? Şöyle olmalıymış ismi. Balance of the Force, Guardians of the Force ya da Clone Wars olmalıymış ismi diye. Hemen dakika bir gol bir. Yani burada biraz fan boyluğu da konuşmak istiyorum. Çünkü bu yeni Disney Star Wars'unda da paralel bir konu var biliyorsunuz. Ne diyorsunuz bu konular hakkında? Sen bir şey diyecektin, lafını böldüm. Yani ismi hakikaten serideki diğer isimlerin geri kalanına göre farklı bir isim. O dikkat çekmiyor değil. Tabii ki ikinci ve üçüncü filmlerin ismini sonradan öğrendik ama onlar da eski geleneği böyle hatırlayıp daha böyle sıradan kelimelerin kullanıldığı cümle gibi film isimleri oldular. İşte Attack of the Clones, Revenge of the Sith, Return of the Jedi işte bilmem ne filan. Ama bu şey, Phantom Menace böyle, anladın mı? Hani ikisi de günlük hayattan kelimeler değil. Biraz böyle o geleneğinden farklı hakikaten. Ya ikisini de kullanmazsın normalde oturup da böyle. Bu tabii anlamda yani. 7. film de benziyor değil mi? Force Awakens. Phantom Menace. Vallahi yani son... o anlamda yani. Belki, İsim belki. Baktığında bu ikisi birbirine benziyor. New Hope var yani, işte bir çit gibi. Ama onda ismi evet. Yokmuş eskiden. Evet, sonra o sonradan mı yapıştırmış. O da şey New Hope falan böyle evet, evet, uçuk açık kelime değil. Yani yenileri falan çok kıyaslamayı hoşlanmıyorum ben. Çünkü George Lucas'ın vizyonu sonuçta eskilerinde baki. Biraz onu kıyaslamak güzel. Bir de yenilerin geleceğini bilmiyorduk o zaman sonuçta. Yani yepyenilerin falan. Yani o yüzden bu prequel'ları prequel düzeyinde ve diğerleriyle kıyaslıyorum. Bir sonraki geleceğin adı ne? Biliyor musun? Biliyorduk sanki. Neydi? Unuttum ben de, hatırladım. Rise of the Skywalker. Evet, doğru hatırladım. Aynen. Yine bak bilmem ne oldu bir şey. Evet. Şimdi YouTube'un hiçbir şeyin olmadığı işte camiaların birinde adam şey yapıyor arkadaşlar, George Lucas işte o bizim yorumlu yorumda çıkardığımız modem sesiyle internete girdiğimiz çağlarda trailerını atıyor internete ilk defa ve 6.3 milyon indiriliyor. O tarihte bu büyük bir rekor tabii ki yani. Tabii canım. Şimdi de az değil ki yani. Yani az değil ama şimdi bir YouTube videosu o kadar izleniyor yani baktığın zaman. Hani. Bizim videolar mesela başta olmak üzere. Çok sıradan sayılar bunlar. Üstelik 3 haftada 6.3 milyon indirilmiş. Ve abi oyuncaklar asıl dert bu. Adam zaten George Lucas'a yapılan en büyük eleştiri bu. Her şeyden önce
oyuncakları sürmüş piyasaya. Daha film yok ortada. Belki Türkiye pazarı için bu böyle olmayabilir, onu çok emin değilim. Ama Amerika pazarında daha böyle 2 ay önceden millet Qui-Gon Jinn alabiliyormuş eline yani böyle. Hediler var. Ve bitirmişler abi. Vay hayvanlar almışlar vay. Yani. Amerikalıları görüyor musun? Evet abi, ezmişlerdi birbirlerini böyle işte. Biz olsak biraz dur bir film çıksın. Hele bir beğenelim beğenmeyelim. Hangisini alacağız biliyor muyuz? Qui-Gon Jinn kim şimdi? Ve filmin en büyük eleştirisi de şu. Oyuncak piyasasına gösterdiğiniz ilgiyi filmin kendisine pek göstermemişsiniz gibi duruyor. Baktınızlar ya. Tabii ki biraz fanboyluk var bu işin içerisinde ama en büyük eleştirilerden biri bu. Şimdi abicim şu Phantom Menace iyi midir kötü müdür nedir, bu konuyu bir masaya yatıralım. Bunu konuşmamız boyunumuzu borcu, zaten diğer konuşacağımız her şey hikaye bunun yanında. Bence de. Muhakkak ki ben izlediğimde 14 yaşındaymışım az önce keşfettiğimize göre. 13. 13. Yani bir yaş büyüksün. İşte ben 12'ymişim ya sen 13. Ha, sen 12'ymişsin pardon, evet. 12-13'müşüz. Sen hangi ayda olmuştun ama? Mart. Tamam o zaman evet öyle olmak zorunda. Tamam. Sen de çok büyük değilmişsin falan. Ben izlediğim zaman tamamen beğenmiştim. İlk, filmi ilk izleyip çıktığımda bu ne ya bu ne ya dediğim hiçbir şey yoktu. Zaten pek film eleştiren bir kafam da yoktu. Daha Batman Robin'i falan izlememiştim herhalde, hatırlamıyorum. Yani böyle ilk izleyip de Allah kahretmesin dediğim sinema filmi oydu diye hatırlıyorum. Ben izledim. Phantom Menace'ı o zaman beğenmiştim. Jar Jar Binks'i de beğenmiştim. Araba yarışını da beğenmiştim. Efendim sinir bozucu küçük çocuğu da beğenmiştim filan. Hiçbir şey batmamıştı. Biraz böyle daha farklı şeyler bekler hale gelip bu tarz şeylere çok maruz kaldıkça bir şeyler sonradan batar hale geliyor galiba. Ama ben 14 yaşımda, 13 yaşımda pardon izlediğimde gayet keyifle izlemiştim diye hatırlıyorum açıkçası. Ben de çok keyifle izlemiştim bu arada. Benim için de çok uzun seneler çok iyi bir film olarak kaldı aklımda Phantom Menace. Ha şimdi izleyince batıyor gözüme ama. Tek şey yaptığım şey, aklımda hoşuma gitmeyen şey gene çocuk kafamla yani. Bu George Lucas'ın bir türlü aşk maceralarını doğru düzgün adam gibi yazamaması. Yani hep bir karışıklık olacak. Kim bu kardeşim? 9 yaşında çocukla 18 yaşında kız arasında bir şeyler o gelişir mi? Ne yapacak o kız o çocuğa falan gibi. O yaşta kafam karışıyordu. Kesinlikle, yani. Kesinlikle benim de aynı şekilde. Şimdi bu söylediğin çok doğru işte 12-14 yaşında aralığında işte çok izledim ve beğenmiştim dediğin hikaye çok doğru. Çünkü abi George Lucas'ın size bir şeyini okuyacağım. Tam birebir çeviri bu konudaki argümanını okuyacağım. Abi bir kere George Lucas'ın üzerine hakikaten çok gitmiş fanlar. Öyle gitmiş ki sadece George Lucas'ın değil, yeri gelince söyleyeceğim. Şimdi e-mail vesaire falan ya da Twitter'a atıp kusup rahatlıyorsun ya. O zaman onlar da yok, böyle mektuplar yardırılmış yani evlere. Ve okay. Abi George Lucas artık yani hakikaten buralarına gelmiş daha ilk filmden. Ve şunu diyor abi. Bir grup fan kitlesi var. Kovmuş sinema salonu. Gidelim. Gözlüklü yapmıyor. Yani, çekmiyorum da çocuğum. Bir yandan da şey diyor, bu şeyin, Lore'un Allah'ı benim yani. Ben ne dersem o olacak diyor bir yandan da. Öyle bir havası var. Kafirin teki yani. Bir grup hayran kitlesi var. Bu filmde işte komedi unsuru, komik sidekick istemiyorlar. Yani sidekick yardımcı gibi. Hı, işte aynı. Böyle Terminator filmi gibi ciddi ve sert olmasını istiyorlar. Bu tipler bu filmden sonra çok üzgün ayrılıyorlar. Ve çocukça gelen her şeye ön yargılı davranıyorlar. Ama bu filmler çocuklar için ve bunu kendilerine dahi itiraf edemiyorlar. Ben bu filmleri çocuklar için yaptım diyor George Lucas. Daha da ileri gidiyor, diyor ki hatta sonradan aman bunu söyleme, sakın bunu sus, kimseye hiçbir yerde belli etme diyor ama bu film 12 yaş için yapılmış film diyor. Sonra tabii hayranlar da durur mu, diyor ki baba diyor 12 yaş diyorsun ama söyle abi. Ondan sonra geliyorsun burada bilmem ne blockade, Trade Federation. Ondan sonra cuma şunlar engellenmiş, senatörü kimi seçeceğiz? Böyle inanılmaz politik böyle. Demokrasi alkışlarla yıkılıyor. Diyorsun. 45 dakikalık sahneler var. Çocuk böyle nasıl demokrasi mi yıkılıyor? Ne? Yani burada George Lucas'ın... Evet benim demokrasi nasıl alkışlarla yıkılıyor? Şimdiye kadar övdüğümüz vizyonu yıkılıyor mu? Vizyonsuz bir tavır mı alıyor böyle gard almak için? Yoksa gerçekten çocuk filmi yapıp ahmakça bir yola başvurup demokrasi de işte alkışlar yıkılıyor mu diyor. Bence yani kendi ağzından her ne çıkmış olursa olsun ben ondan daha iyi bilirim. Bunu baştan söyleyeyim. Çünkü biz fanız. Fan always right. Ben Star Wars'un eskilerine yenilerine hiçbirine çocuk filmi demem. Çocukların da izleyebileceği bence de. Ama işte yetişkin olunca da bir şeyler yakalayabildiğin bir filmler şeyi. İlk yapıldığı zaman mesela
ilk filmler yani. O zaman biraz daha böyle çocuklara yönelik yapmaya çalışmış olabilirler. George Lucas'ın elinden de çıkmış olabilir bu. Bak mesela 70'lerde 80'lerde bu filmleri izleyip sonra büyüyünce, büyüdükleri için daha yetişkine özgü, daha böyle çocuksulaştırmayan, komikleştirmeyen, biraz daha kaybedilecek şeylerin ciddiye alındığı filan bir film senaryo beklemesini anlayabiliyorum. Ona benzer şeyler biz de yaşıyoruz. İşte Last Jedi'da falan yaşadık keza yani. Hiç ona girme. Yani Last Jedi, Last Jedi'ye girmeden söyleyeyim. Ben şey anlamda söyledim. Küçükken Erkek Örümcek Adam'ı izlerim. He 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 yapar. Büyüyünce artık seks yapmasını, işte birilerinin ölmesini hayatında İstersin. Falan filan beklersin ki hayatı daha ciddi çünkü yaşıyorsundur sen büyüdüğün için. O hayranların büyük ihtimalle şeysi o ama John Lucas da haklı yani. Her zaman bu yaptığı filmleri çocukların da izleyebileceği filmler olarak yapmıştı ve aslında 70-80'lerde çıktığında da bu filmin gene de en büyük hayran kitlesi çocuklardı ne olursa olsun. Evet, çünkü şöyle bir şey de var aslında bu arada. Evet çocuk filmi, çocukların izleyebileceği film falan ama çocukların izleyebileceği bir film olarak kendini çok ciddiye alan da bir film sonuçta. Şey bir film değil. Ya atıyorum şimdiki Marvel MCU filmleri bile gibi değil mesela komiklik, cıvıklık seviyorsa. Yok yok katılıyorum aslında sana. Phantom Menace'de bir çarçar birazcık. Yok yok var canım var yani orada şey yarış başlayacak orada bir tane deve dönüp gaz çıkarıyor falan o tip espriler var daha ne olsun yani. Evet, evet, koktu evet, burası falan var. Diyor Jar Jar. Ya şimdi benim aslında buradan getirmek istediğim yani sen oraya bulaşmayalım dedin ama ben bir tık şöyle bulaşmak istiyorum. Şimdi Star Wars'la ilgili benim kafama takılan çok şey bir derin bir nokta var. Bunu da tam Phantom Menace'da konuşmalıyız bence. Şimdi Star Wars üçlemesine çok iyi diyoruz. Ki bir iyi diyoruz, çığır açtı diyoruz. İki süper diyoruz, üç eh diyoruz. Orijinal üçlemede biraz daha zayıf. Diğerlerinin hepsine bir eleştiri getirdik. Hiçbirini fanboylar olarak beğenmedik. O zaman bizim için Star Wars film camiasından bahsediyorum. Hakikaten iki filmden ibaret bir şey. Yani asıl sevdamız. Yani o kadar da büyük bir şey değil. Ama farkındaysanız her gelen gideni aratıyor. Disney versiyonu geldi. Dedik ki aa neydi eskileri 1-2-3 ne kadar güzeldi. Evet. İşte 1-2-3 geldiğinde de eskilerine daha güzeldi diyorduk falan. Yani burada basit bakınca insan şey diye düşünüyor. Demek ki herkes nostalji yapıyor aslında. Belki. Ama basit bakınca. Ama işte ben hani bunu farklı faktörlerin rol oynadığını düşünüyorum. Ama şunu söyleyeceğim hakikaten. Bu yeni filmler gelince prequel'ları ben de hele hele Phantom Menace'ı dahi yani özel olarak. Eskisinden daha çok gökte tutar. Gökte tutar oldum. Yani bunun sebebi de hakikaten bir yani bunun neyse sebebini bilmiyorum ya. Sebebini bir Işın kılıcına doyuyor olmamız abi mesela. Olabilir ya. Hayır, George Lucas evet. George Lucas şeyi iyi ayarlamıştı hani birazcık bence yani hayranlarını küstürmüş, kızdırmış olabilir ama hayranların biraz da ne istediği, ne beklediği konusunda da şeyi iyi ayarlamıştı. Yani hakikaten Işın Kılıcı konusunda hevesimiz deli gibi kursağımızdaymış. Senelerce filmden sonra yazılmış çizgi romanlar, efendim çıkmış bilgisayar oyunları, onlardaki o yıllara kadar hani süper bilgisayar oyunları yok. Ona rağmen böyle hani Işın Kılıcı'yla neler yapılabileceğini bize farklı farklı örnekler gösterdikten sonra bunları beyaz perdede süper görsel efektlerle süper oyuncuların işte Jedi taklidi yapmasını izlemek beni her açıdan mesela Phantom Menace'a tatmin etmişti. Tabii yani Jar Jar Binks'e küçümsesem de, araba yarışı sahnesinden sıkılsam da Darth Maul'u da, Qui-Gon'u da, Obi-Wan'ı da sabaha kadar sahnelerini tekrar izlemeye hala varım. Hala sıkılmadım. Hala da en iyi dövüş sahnesi hakikaten tartışmasız Phantom Menace. Diyorum ya zaten Phantom Menace çok acayip. Her şeyin en iyisi de orada, en kötüsü de. Fanların müzdarip olduğu esas başka konulardan ikisi, iki oyuncu. Aslında karakter. Jar Jar Binks tabii ki hepimizin bildiği bir tanesi. Diğeri de Anakin Skywalker. O kadar üzerlerine gitmişler ki işte arabada da konuştuk. Abi Ahmet Best yani Jar Jar'ı oynayan adam intihar etmiş abi. İntihar etmiş. Şimdi şöyle falan yapıyor herif yani. Ha, ölmemiş mi? Ölmemiş. Oha. İntihar teşebbüsü yani. Abi şimdi şuna varmış adam. Hayata yeniden başlamak. Eskiden önemli değil. Hani bu tip kişisel gelişime vermiş herif yani. Adam bir de CGI bir karakter anladın mı? Evet abi yani. Sana ne lan yani? Sana ne lan hakikaten anladın mı? İşte bizden ya. Orada onu çiğneyip tükürmüş Hollywood. Görüyor musun Ahmetciğim? Ve fanlar yani anladın mı? Adam akıllıdır ya. Senin oynadığın karakterle birlikte sana tecavüz edeceğim diye mektuplar. Senin ailenin ölmüş şartlarını sikeceğim diye gezmişler. Ayıp ya. Ve sadece o da değil. Anakin Skywalker'ı oynayan oyuncumuz zaten 4 sene sonra kariyer aktörlüğü bırakmış. Bir iki de reklamda oynamış falan. Ve bu oyuncumuz abi okul sıralarında
şu tip bullylere maruz kalmış hayatı boyunca. Işın kılıcı taktikleri, motor taktikleri. Ve adam bunu anlatıyor. Devamlı diyor, biliyorsunuz diyor, insanlar çok yaratıcı olabilir diyor. Ben lisedeyken beni ne zaman görseler ışın kılıcı sesi. Herif sonra kafayı yemiş. Sonra gitmiş işte uyuşturucu kullanmış, bilmem ne yapmış. Bu, inanılmaz yani. Bu ne Star Wars'u ne fanları suçuyor. Bir dakika. Bu şeyi suçuyor abi. Sen uluslararası camiada bu kadar meşhur bir filmde yıldız olmuş bir çocuksun. Ve sıradan bir okula mı gidiyorsun hala? Ya sen böyle diğer yıldızlarla beraber, diğer yıldız çocuklarla beraber özel bir okula gitmen lazım. Normal çocuk ben olsam, ben de görsem vayyik yaparım ya. Allah Allah. Ama öyle değil mi ya? Adam kalite... Normal çocukları nasıl ilgi alabilirsin? Star Wars'un yıldızı lan, senin ne sıra arkadaş? Böyle hiçbir şey olmuş gibi duracaksın. Kaliteli çocukmuş ailesi. Demiş ki çocuğumuzu hayatını değiştirmeyin. Devlet okuluna zorla gönderdi. Hayatı öğrenecek. Baba dün geçen sene 4 milyon dolar kazandım. Çocuk sonra akıl hastanesinde mi ne yatıyor, öyle bir şey var değil mi? Abi ne? Çocuğun yeni halini gördüm. Saçları kestim, kesmiş, gözler böyle altı şey falan. Ya uçurtmuş yani. Ya bu arkadaşlar, bu şey bir şey ama. Şimdi çocuk yıldızların başına bu gelir. Genelde birçok çocuk yıldızının şeyi böyle oluyor zaten. Macaulay Culkin de böyleydi. İyi de. Öbür altıncı çocuğun da başına oğlum, gelmişti. Farkı ne biliyor musun? Falan sonra. Farkı ne biliyor musun? Ne? Bir tane çocuk yıldızını zevkten dört köşe yapıyorlar. Ne demek o? Ya abicim... Ne diyorsun sen? What? Let me paraphrase. Bir tane çocuk oyuncuyu çok takdir ederek devamlı başına üşüşüyorlar. Ne diyorsun sen? Neden ben? Anlamadım ben ya. Nasıl ya? Yani? Bazı çocuk bazıları uçtu. Drew Barrymore kaliteli bir iş çıkarmış. İyi oynamış. Herkes övü ve bitiremiyor. Kız orada kendini kaybediyor. Natalie Portman da keza öyle. Ama bu öyle değil ki. Anakin Skywalker'a diyorlar ki bu nasıl oyuncu? Allah kahretsin. Ha, o açıdan. Evet yok yani. Yok ya. Bence onun alakası yok. Niye Macaulay Culkin senin Allah belanı versin. Evde tek başına franchise'ın ağzına sıçtın mı dediler. Yok. Ama ona rağmen çocukcağız sapıttı gitti, manyadı işte. Ama bu, ama o çocuğun iyi filmleri vardı. Bu çocuk direkt girip de ilk sırayı replik. Are you angel? Ben size bir söyleyeyim. Bence bu çocuk hiç fena oynamıyor. Yazarlığın kurbanına gitmiş değil mi? Yazarın kurbanına. Ya yok, ben problem... Abi çocuk konuşuyor işte. Bunda bir şey yok ki, Allah Allah. Sen melek misin? Anne ne böyle he böyle öbürü diyor yani. Mercan acıdı. Şey değil ki. Çocuğa acıdı. Yok abi, ben hakikaten ne o zaman ne şimdi yani çocuğu yüzünden... Filmi beğenmemezlik etmedim ya hiçbir şekilde. Benim sevmediğim iki şey var. Bir Jar Jar hakikaten sıkıcı bir süre sonra. Jar Jar konuşuyor. Bir de Pod Racing çok uzun. Yani tekrar tekrar izlediğin zaman bayıyor. Yoksa ilk izlediğimde ağrı ilginç demiştim yani ben. Çok, ama mesela babam o Pod Racing kısmına bayıldıkça bayılmış. Anladın mı? Enteresan. Neyi yapmışlar? Bak ya çok iyi yapmışlar. Çok iyi yapmışlar da. Filmin en sevdiğim kısmı oydu falan demişti bana çıkınca. Abi yani şey gibi. Ben ilk sinemaya gittiğimizde ben baymıştım mesela o sahneden. Çok ya güzel. Ben nasıl? Ara tam o Pod Race kısmındaydı. O Pod Racing kısmında arkadaşlar, şimdi bir dakika, Star Wars'un gerçek yüzünü de inceleyelim yani. Şimdi o Pod Racing kısmında o kadar çok, ne denirdi buna, anakronik denmezdi de şey espriler var ki, gerçek dünyada olup da orada da şu şekil olabilir diye. Yani. Mesela iki sunucu var, iki kafalı bir sunucu var orada mesela, yaratık gibi. Hani normalde iki sunucu işte böyle maçları falan sunar ya, efendim sosisli yerler, burada böyle yaratık var böyle. Yer misin diye. Böyle detaylar yapmışlar, bunlar komik şey, yani. Bu şey esprileri diyeyim, çakmak taş esprileri. Yani böyle hani çok güzel bir tespit. Evet, çakmak taşlı da işte atıyorum arabayı kullanmak yerine pıtı pıtı diye ayaklar şey yapıyor. Bu da Star Wars. Uzay böceği, uzay popcornu falan gibi şeyler. Star Wars bunları seviyor abi, böyle şeyler yapmayı. Hep seviyordu. Yani ya ben şuna takıyorum. Bunu hep seviyordu. Hep yaptı. Ondan sonra sütü görünce burada bu ne falan diye şaşırmalara ben üz şey oluyorum. Anladın mı? En büyük takıntım bu. Ha şu okey. Pilota dair söyledikleri her şeye katılıyorum. Ama başka. Dur. Orada sütçüleri savunmam lazım Cevdet. Orada şöyle bir şey var. Bak. Ne? Şimdi birinde bizim ana kahramanımız yarış yapacak. Qui-Gon Jinn orada bakıyor falan. Kamera geçerken arkadaki heriflerden bir tanesinin işte uzay haptoku yediğini görüyorsun. Bunda filme ara veriyorlar. Herif gidiyor, ben önemli bir şey yapacağım diyor. Bizim kız şaşırıyor. Ne yaptık acaba? Bilgece bir şey mi söyleyecek falan diyor. Sonra böyle yaratık memesi emikliyor. Yani bu ikisi arasında fark var bence ya. Okey tabii ki var. Ama yani karakterimizi biri, yani ana karakterlerimizden birini aslında komik bir relief'e asla düşürmüyor.
Star Wars o zamana kadar. Tabii bak, aslında doğru. Bizim biraz kızdığımız nokta o. Doğru yani bak, Qui-Gon Jinn hep karizma mesela böyle duruyor. Tabii abi Qui-Gon benim için dilini tutuyor şeyin. Aynen şey hayır, sağ gibi bir karakterdi yani. Evet, en fazla sabırsızlanıyor şeye karşı. Hani laf sokuyor Jar Jar'a da yani o kadar olsun artık tabii, doğal. Dilini falan tutuyor böyle. Ama o sırada yine ciddiyetinden gram kaybetmiyor ki. Sen diyor ki diyorsun o sırada ben Qui-Gon'um taşağını yiyeyim diyorum ben onu bile yaptım. Hepimiz ya. Orada yanlış yere baktığına dair hemfikiriz değil mi oralarda falan. Onlar pek olmamış. Ya arkadaşlar ilk defa denemişler. Olur öyle o kadar. Şimdi evet, Jar Jar Binks'i şey piyasaya girmemiş Andy Serkis. Arkadaşlar Jar Jar'ın anti fanboyları ve Star Wars fanboyları oturup Jar Jar'sız bir Star Wars katı yapmışlar. Biliyor musunuz bunu? Hayır. İnanılmaz meşhur. Bulabiliyorsun, ismi de bir şey yani hatırlamıyorum şimdi. Ve herkes diyor ki asıl Star Wars bu. Abi ben olsam ben de intihar ederim. Yani adam evinde oturup kara kara şunu düşünüyor. Benim yüzümden olmadı o film. Benim yüzümden olmadı. Resmi adamın psikolojiyi ittirmiş. Evet ya. Ayıp işte. Kim bilir ne mektuplar almış abi adam. Yani intihara sürüklenmek gerçekten çok ekstra. Ahmet Best. Go back to Africa you nigger falan demişlerdi adam. Durup dururken. Peki George Lucas ne yapmış arkadaşlar? En güzel, en sevdiğim anekdot bu. George Lucas da İkinci filmde yani episode 2'yi sürecekken ortaya hani şey yaparlar ya senaryosunu önce bir halka duyururlar adı nasıl çalışma adı diye. Adı şu arkadaşlar The Great Adventure of Jar Jar. Ya da pardon Jar Jar's Great Adventure. Bu da fanlara kapak olsun diye. Tabii ki bir şaka yani de. O da kendi adı yani ayağına sıkmış. Bunu gerçek zannedenler daha da çok saldırmış. Adam gece uyku haplarını ala ala atmış ölümü beklemiş bunun üstüne. Kesin çocuk yüzünden bu olay yüzünden. ya da şöyle bu arada evet hani bunun dalgası geçiyoruz ama ikinci filmi biliyorsunuz işte bariz. Jar Jar'ı kesip atıyorlar yani bu karakter çalışmadı gibi yapıyorlar resmen. Bu yüzden belki de Ahmet Best intihar etti yani ulan ne güzel kapak atmıştık koskoca seriye. O evi aldık şeye girdik, morgaca girdik anasını satayım. Aynen. Ne oldu şimdi? İkide de 2-3 sahnesi var yazık. Var var giderek tabii. Azaltıyor ama yani belli bir şey. Şimdi tabii. Bir tane bu bilgilerin bazılarını da oradan aldım. Bir tane YouTube'da Only Star Wars diye bir kanal var. Çok da güzel bir kanal. Star Wars ile ilgili güzel adam derlemiş, hazırlamış. Çok orada, güzel bir kanal daha var. Onu da övelim. Övelim. Hasan abimizin güzel kanalı. Hasan abi de yerli ve milli olması kendisinin. Orada yaşlı adam olması. Şöyle bir tez ortaya atıyor. Diyor ki, şimdi diyor biz Star Wars'a işte Phantom Menace acaba nostalji mi, şu mu, bu mu diyoruz ya. Şimdi şöyle bir şey var. Star Wars Phantom Menace ilk defa Çin piyasasına giriyor. Star Wars'u bilmiyor Çinliler. Hadi. Çin daha önceki orijinal üçlemeden falan bir haber değiller. Dolayısıyla karakterlerle bir bağı yok, bir nostaljisi yok. Peki orada başarı kazanıyor mu? Hayır. Öyle mi? Çok kazanmıyor başarı. Hadi ya bunu bilmiyorum evet. Ben. Mesela bu enteresan bir veri bence. Ya Çinli sonuçta bunlar ne anlar? Ben de öyle düşünüyorum. Bence George Lucas'ın bu prequel'larda 3 filmde de devam ettirdiği bir yaklaşımı var. Bence hatası varsa asıl hatası bu. O da şu. Birazcık filmleri ki bunu konuşmadım yani bu Jar Jar'dan Marjar'dan falan bağımsız bir şey. Fanların isteğine göre mi karşılayacak şekilde mi yapmalıyım yoksa doğru bir film gibi mi yapmalıyım arasında ben biraz gidip geldiğini düşünüyorum. Mesela bence Jar Jar Binks evet sinir bozucu falan filan ama bir komik relief olarak hakikaten çok sıra dışı bir şey değil. Çok böyle ah oh, bu da ne nasıl bir şey böyle bir şey olabilir filmde dediğim hayatımda bir şey değil. Hayatımda ilk defa görmedik yani. Ama filmde C-3PO ile R2-D2 da var zaten. Yani onlar zaten varken bir tam daha komik relief karakter koymaya çalışmak bu sefer şey gibi de oluyor. Franchise işte. O zaman R2-D2 ve C-3PO ciddi karakterlere dönüşmeye başlıyor resmen. Ya bence fazla çocuklara gibi. Çocuklara Jar Jar satmak işte. Jar Jar peluşları satmak. Evet de yani muhakkak böyle sebepleri var arkasında ama bence ya o zaman onları koyma. Hani Jar Jar'la biz yetinelim ve başka espri pek olmasın falan. Çünkü bir de ortakta dolaşan gereksiz sidekick karakterlerin sayısı arttıkça olmuyor yani. Kötü oluyor bence. İyi bir fikir değil. Bu biraz şeyde de var mesela. Neden bahsettiğime örnek olsun diye söyleyeceğim. Mesela 3. filmde de bence filmin böyle bize Darth Vader'a dönüşmesini Anakin'in adım adım gösteriyorlar ya mesela. Ben onun hep bir hata olduğunu düşünmüşümdür. Bence 3. filmde hiç göstermeyecekti Darth Vader'a dönüşmesini filan. O tamamen fan service gibi gelmiştir bana her zaman. İşte konuşalım ama özet geçmiş. Yok hayır yani hani bu şeyi oluyor George Lucas'ın yani. Bunda da hani işte tam bir fan service o bence de bu arada. Tabii. Çok katılıyorum sana. Bunda da böyle bir şeyler var. Bir şey daha diyecektim unuttum.
Değil, aklıma gelir, merak etmeyin. Bunun ama en büyük fanservis şeyi, zaten behind the scenes şeyinde de vardır o bir saatlik. Hep böyle yani asıl olayı ışın kılıcı mevzusunu nasıl gösterelim ve onun coşkusunu verelim. Asıl amacı buymuş gibi hep evet. lanse ediliyor zaten. Yani eski filmlerde en çok yapamayıp içinde kaldığı şey ve bu sefer gerçekten yapıyoruz ki gerçekten ne güzel yaptılar. Evet. Zaten işin o kısmına önce gelelim bir isterseniz. Zaten işin bir işte o dijital dediğimiz veya George Lucas'ın işte o meşhur sahnesi kendi The Beginning isimli official belgeselinde en başında başlıyor. Böyle bir tane şey yapmışlar. Kocaman storyboard. Bu dijital olacak. Bu pratik olacak. Sonra yanlış yapıyor salak gibi. Evet. Sonra kafasını vurarak gülüyor ona falan böyle. Daha yeni izledim. Aynen. Yani o kadar böyle planlı programlı çalışması. Yine hani bir önceki Return of the Jedi'da övdüğümüz o aslında işte Lucasfilm, Industrial Light and Magic, Skywalker'dan esas başarıları burada dediğimiz hikaye hala devam ediyor. Yani hakikaten George Lucas'ın ufku belki bir yazarlık veya yönetmenlikten çok biraz daha burada yatıyor gibi hissettiriyor kendini. Çünkü diğer filmden inanılmaz nemalanıyor bu teknolojiden yani. Deliler gibi. Yönetmenliğini işte tabii ki her zamanki gibi Steven Spielberg'e bu sefer bir de Robert Zemeckis'e teklif etmiş. Ama ikisi de reddetmiş. Reddetme sebeplerini bilmiyorum. Mesela Steven Spielberg reddederken utanmamış mı? Üçüncü reddedişi bu artık. Bir tanesini de çekseymiş. Bir de gelip seti falan geziyor biliyorsunuz değil mi? O eserde var o. Biz utanıyoruz diye biziz. O utanmıyor diye Steven Spielberg. İyi tamam ayıp olmasın diye çekeyim deyip yarım yamalak bir iş yapsaydı ona Ready Player One'ı çektirmeyeceklerdi belki mesela. Ready Player One? Yıllar sonra. Okey. Ama yani bu bir... Sevdin mi sevmedin mi anlamadım yani. Uyumuştum ben. Hayır yani bir çocukası şey. Oyunculuklara ne diyorsunuz? Şimdi Liam Neeson'da Ewan McGregor var babalar gibi. Önce oralardan başlayalım. Bizim için bence... Yani benim için de mesela böyle Sith diye Jedi diye gördüğüm ve kafir blasfemi yaptı. Bu arada Sith ilk defa geçiyor. Filmlerde tabii bir genişletilmiş evrende illaki vardır bir şeyler de. Evet filmlerde ilk defa. Abi herhalde Qui-Gon Jinn, Liam Neeson hepimizin gönlündeki The Jedi stereotipiyle falan süper uyuşuk. Hepimizin süper aşık olduğu, keşke benim de işte ne bileyim öğretmenlerim hep Qui-Gon Jinn olsa yani bütün öğretmenlerimi alın bana bir tek onu verin falan dediğimiz hisler yaşatan. Evet. Hatta sadece öğretmen de değil, çeşitli akrabaları falan bile o değiş tokuşla... Ben de gittim mi? Allah. Arkadaşlar. Ya, Qui-Gon Jinn'le takılmak isterdim yani düşsene. Ben de olayım ben de takılırım arada. Ya kuzensin sen. Adam birimizi istiyormuş başımız. Saçmasın. Tatooine şırıl şırıl. Tatooine şırıl şırıl mı olur mu? Ya Qui-Gon Jinn başka, Liam Neeson başka kardeşim. Evet abi Qui-Gon dünyanın en jönü ya. Evet yani kesinlikle. Gerçekten saçıyla, sakalıyla, laflarıyla, böyle oyuncağı vardı evimde. Ayrıca bad boy kendisi. Konseye de şey yapıyor, muhalif oluyor falan böyle abuk subuk konseyin dogmalarına kaptırmıyor kendini. Kesinlikle ya Qui-Gon Jinn çok iyi bir karakter. Çok seviyorum ben. Kesinlikle. Yani böyle şey gibi değil mi? Hani ilk sezonda ölen işte Game of Thrones'taki adam hani onun da karakteri öyledir ya. O böyle benzeşti yani birinci filmde de ölüyor ya sonunda. Hep böyle şey bir karakter kim, yani. Kim Şambin mi? Kim mi ölüyor? Ha Şambin. Şambin'e gönderme yapmış. Ya neyse. Bilmiyorum. Fakat Liam Neeson bu arada tabii ki doğal olarak şey olmuş. Panik olmuş yani bütün. Ben nasıl oynayacağım? X'lere bakarak oynuyorum. Ay canım benim. Koskoca Liam. Şeyden tabii. Önce de kabul eden o. Bu arada Evan sonradan katılıyor mesela. Evan kaldı. Yani gerçekten fenomeni zaten serinin canım. Anakin'den daha iddialı olmuş yani. O konuda var mı itirazı olan? Yok. Yok canım. Değil mi? Şöyle bir haberimiz bütün de var. Bütün fanlar olarak yani. Konuşuruz tabii haftalıkta görmüş olacaksınız bunu konuştuğumuzu ama yeni Obi-Wan dizisi de geliyor. Yine Evan var hayatımızda yani. Evet ya. O çok güzel olacak. Bitti artık bu işler. Bitti mi? Bence tadında bırakmayı biz bu dersi çıkarmış olmalıydık. Onlar çıkarmamış olmalıydı. Sana bir şey söyleyeyim mi? Hı. George Lucas'ın böyle iki tane beyanını okudum mu? Yok çocuklar için yok 12 yaşından. Böyle çok beyanı var. Özellikle Phantom Menace'dan sonra. Önce de var tabii. Ve fakat eğer bu beyanları ciddiye alırsan, fanboyluğa biraz daha az kendini kaptırırsan, Disney'e satması o kadar normal ki yani kendi yaptıklarını Star Wars franchise'ın özellikle. Değil mi? Kime satacak? Yani gitsin Tufan Tesla'da mı satsın? Kaç kişinin bir de alacak parası var abi bir de öyle düşün. Tabii canım yani bir tabii. De öyle bir şey var. Ya. Evet. Güzel.
karakterler diyordun. Obi-Wan muhteşem tabii ki. Natalie Portman. Ömercan hadi senin istediğin yere geldik artık. Natalie Portman'ı hiç sevmem ve filmlerde çok iyi oynuyor yani diyecek bir şey. Tabii canım. Burada... Kadın genel olarak filmlerinde iyi oynuyor. Sen Natalie Portman'ı buradan dolayı sevmiyorsun zannediyorum ben ya. Yok ya, Natalie Portman birçok filminde çok iyi oynuyor ama kıl bir karı yani. Ben gıcığım kendisine de. Kıl bir karı. Evet evet. Kişisel bir deneyiminiz mi var? Bir? Sen bir Paris'e gittin bir ara. Söylemek istemiyorum. Natalie, Natalie, would you mind making me act in your next movie? Tükürmüş bana falan. Tepki bu ama yani. Soru anı. Küçük bir kere falan. Bence de çok cici. Burada bir de özellikle bu filmde çok yani şeyi iyi yediriyor. Queenliği çok iyi yediriyor. Yani. Peki siz mesela ben çok sevimi söylüyorum. Saçmalı sinemada şey hikayesini yedim. Bir dakika ya, bunların hangisi Padme, hangisi Queen'e mi der? Yedik değil mi? 13 yaşındaydım ben. Yani. Tabii. Yiyelim bir zaman. Bir yerde işte Decoy var ya. Decoy da Keira Knightley oynuyor. O da bildiğim Pirates of the Caribbean serisindeki kızımız. Bildiğimiz Keira Knightley. Evet. Aa, ben bunu ilk defa duyuyorum. Decoy'u onun Keira Knightley. Yuh. Abi. Evet evet. Bildiğimiz Keira Knightley. Ben de gördükten sonra çok şaşırmıştım. Ne zaman gördün ki? Oluyordur yine bir 10 sene. 10 sene mi? 10 sene önce nerede gördün? Pirates of the Caribbean'dan sonra gördüm yani. Böyle yan yana sokakta yürüyordun. Pirates of the Caribbean'ın yepyeni. Phantom Menace böyle eskimiş püskümüş yırtılmış şeylerin yan yana duruyordu. Böyle böyle mi oldu? Zoom oldu oraya böyle. IMDb çıktıktan sonra muhtemelen. Aa, IMDb, ben bunu hiç bilmiyordum ya. Ne kadar enteresan. IMDb 95'te mi ne çıktı? Kaç yaşında o zaman Kera? Böyle 18-20 falan mı acaba? Herhalde ikisi de öyledir. Yani Natalie kaçsa o da o kadardır. Siz şeyi yani beğeniyorsunuz yani. Ben biraz abes buluyorum onu. My people want to serve me, 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 me. Kızın sen kafasının üstündeki şeyi gördün abi, instalasyonu. Çıkar abi onu. Nasıl konuşsun yani Allah Allah. 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 Çıkar bir taktik o yani. Kız İstanbul moderne koy yer yani, anladın mı? Kambur kalmadığına şükür. Ya abi tamam da sadece ben boynuma değil, sesime niye takılmıyorsunuz? Ben dünyanın en soğuk konuşan kadınıyım, böyle konuşurum. Ama o Queen abi işi gücü o. Bürokrasi, bürokrasiyi öyle anlatıyor bana yani. Hoşuma gitti benim. Doğru, bürokrasinin altında ezilmesini iyi anlatıyor. Evet güzel. Güzel bir metafor. Peki. Güzel, ben de sevdim Padme. Jake Lloyd, biraz konuştuk ama Anakin Skywalker diye adlandı. Ya çocukcağız. Ne yapmış ya, elinden geleni yapmış, bızır bızır oynuyor işte, ne yapsın Allah Allah. Ben okuyorum abi, ben saç kesilim kesim stili iğrenç bana soracaksınız. Evet, ama o bizim çocuğumuz şu değil. Ama sonradan kesilince iğrenç oluyor. İlk başta papak gibi. Hayır ben papağı sevmiyorum ya, papak ne öyle Allah Allah. Ben hoşuma gidiyor. Ortaya buraya tas, iğrenç oluyor. Tas koyup etrafını kesmişler gibi değil mi saçı? Biliyor musunuz o modeli? Tas koyup öyle denir. Tabii ki kişi saçı. Cevdet karanlık çağlarda berbere gönderildiği için. Benim öyle gidince tas koyuyorlar buraya. Etrafını kesiyorlar. Peki şu hazır bu kadını yani adamı aman Anakin'i konuşurken. Bu yoktan var Force İsa işte falan, o durumlar nasıl sizce pilotlar? Şimdi güzel bir noktaya değindin. Bu şu açıdan önemli. Şimdi ilk Star Wars'lar öyküsünü biliyoruz. Özet geçmeyeceğim. Ama kısaca... Force'un evrimi diye adlandırdığımız yere geldik. Ha okey. Şeyi anlatıyor işte. Neyi anlatıyor? İşte imparatorluk, onu kurtarmaya çalışan birileri bilmem bilmem ne. Yani falan. Neyse uzatmayacağım dedim, uzatıyorum. Bunda hem bize şeyi uzun uzun anlatmaya çalışmışlar. 3 film boyunca işte nasıl bu iş imparatorluğa vardı filan falan. Bir de hani şey basit değil. Yani o eski filmlerde biraz siyah beyaz gibi ya ister istemez. Çünkü hiçbir işin detayını görmüyoruz. Tabii burada demokrasi oyunları. Aynen de, burada. Seçimler. Evet. Trade blockade'ler. Aynen. Bayağı karışık politik manevralar filan böyle. Bir yandan da hakikaten işte seçilmiş kişi böyle İsa göndermesi demezsen aptal zannedecekleri kadar bariz bir yakınlık. Ve de işte kadın hani resmen there is no explanation. Bir gün hamile kaldım yani. There's oha no, yani hani bu bir şey. Bu çok bariz bir... Abi eskiden hamama giderlermiş. Biliyor musun? Evet. Bir gün önce erkek hamamı... Bu arada millet de yani hamamda attırıyormuş, bu anlaşılıyor. Evet evet. Kimse yani, evet. İğrenç. Kimse rahat durmuyor hamamda yani. Evet meni vakti. Evet yani, cık 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 cık. Evet, bilmiyorum evet. Ben de anlamadım. Size bir köpüklü masaj yapayım mı abim falan. Yok abi kalsın. Yani bu da başka bir şey. Yok ya evet, kadıncağızın böyle bir şeysi yoksa yalanı hakikaten. Hamamı yoksa. Ki çocukta özel biri çıkıyor yani, demek ki bir ihtimal kadına hak vermeliyiz. Ama Jedi'larda var yani. Bence de bir garip bir tercih yani. Sen koskoca Jedi'sin. Bu film bak izlerken sen koskoca şu Jedi'sin. Git anasını da al da bitsin bu hasreti ya. Git al hemen ya. Ne bekliyorsun 10 film?
Ne, nerede kalacak kadın? Yurt odasında mı kalacak çocuğun? Çocuğun bir ergenliği, bir şeysi var abi. Abi o kadını, kadar... Kadını tapınağı, temizlikçi olarak mı alsınlar? Jedi Akademi'nin bana bir motelde buna oda tutma bütçesi yok mu onu arkadaşım? Yapar, herkese yapmak zorunda. Jedi çıkma Allah Allah. Hay Allah. Kaç tane, milyarlarca şey, galaksi falandan bahsedip duruyorlar. Burada kaç tane Force'a tuttum ben? Hay Allah. Şundan bahsedecektim nasıl? Bir yandan... Hani böyle işte yok o demokrasiler, seçimler, efendim işte alkışlara demokrasi yıkılıyor falan filan tarzı çok ince ince işlenen, yani ince ince demeyelim de detaylı detaylı bize anlatılan gerçekçi bir şey varken öbür taraftan da aşırı mucizevi bir şey var. O aşırı mucizevi olan şey ne? Hani tamamen kader kendiliğinden bir şeylerin olmasına sebep oluyor. Hı-hı. Çünkü hani unutmayalım, yani sadece çocuğun İsa olması durumu yok. Bir de Jedi'lıkta bir prophecy varmış da, kehanet varmış da. İşte seçilmiş kişi gelecekmiş de işte balance getirecekmiş bilmem bilmem ne. Bütün bunlar ama... mitken bir de şöyle bir hikaye var. Midichlorian denilen hikayeyi işin içine evet, sokuyor. Evet doğru, bir yandan da onu açıklıyor. Yani böyle hepsini birbirine katmış vaziyette. Ya biraz kardeşim bu ya bilim değil ya din var. Değil dediriyor hakikaten, dedirtiyor evet. insanı. Aynen biraz işte biraz yani adamın kıyamama gibi bir durum var George Lucas'ın sanki. Yani bir fikir gelişmiş kafasında, hani midichlorianlar bilmem ne. Başka bir fikir gelişmiş işte prophecy olsun bilmem ne. İkisini birden kullanmış adam gibi. Yani o şey açısından da onu az önce dediğime de hani gönderme yapıyorum. Hani hem fanları tatmin etmeye hem şey yapmaya çalışıyor gibi gibi ya. Biraz böyle bu böyle hani ben yönetmen değilim, sinemacı falan değilim muhakkak. Uydurup kaydırıp bir iki bir şey hayatta çekmeye çalıştım ettim. O acemi tecrübelerimde bile en büyük acemiliğin yaptığın, ürettiğin şeye kıyamayıp son eserde hala barındırmak olduğunu öğrendim. Yani hiçbir şey öğrenmediysen bile onu öğrendim. Böyle koskoca George Lucas, koskoca milyar dolarlık, milyon dolarlık filmler yapmış adam bence biraz bu hataya düşmüş gibi geliyor bana. Biraz şişirmiş yani filmleri. 3 film içinde geçerli bu. Hatta bence en çok 3.sü için geçerli ama şimdi onu konuşmuyoruz. 1. filmde de bu tarz şeyler var. Bunlardan bir tanesi de bu olduğunu düşünüyorum. Yani hem midichlorian'dan bahset sabaha kadar. İşte hem de kehanet olsun bilmem ne filan. Biraz ne gerek var gibi oluyor bir süre sonra. Hangisine odaklanacağız kardeşim gibi oluyor. Intercom cihazları kullanıyor ya Dean Neeson ve McGregor konuştukları. O kadın jileti boyanmış biliyorsunuz. Üstüne bir iki bir şey eklemişler böyle. Bayağı bildiğin jiletin kadın bacaklarını almış. Production designer yani. Ağlıyor şu anda. Ama gerçekten onu kullanmış yani. Ne yapayım yani. Ama şey portoyu böyleymiş mesela değil mi? İşte Star Wars, Weed falan aynı şeyi de kullanmış. Ahmetciğim bak suç seni değilmiş görüyor musun? Ya. Böyle ucuz saçmalıklar yüzünden film çökmüş. Bir de abi şey var yani tabii hani uzay bazı şeyleri açıklanamaz, bu Star Trek değil falan hikayesi çok okey olduğu için bunu sadece size söyleyeceğim. Kan gönderiyor ya böyle. Kanın şeyini gönderiyor mu canım? Bilgisini gönderiyor küçük laboratuvar. Neyini gönderiyor kanın? Kanı analiz ediyorsun Bırtı. O verileri gönderiyor alet. O büyük bilgisayarda. E-Devlet'ten tamam açıyor karşılık. Madem verilere bakabiliyor kendi baksın. Niye oraya gönderiyor? Ama onu yorumlayacak edecek şey yok. Evet alet abi. Adam... Uzman şeyin tamam, okay. Mesela doktorun bakması gerekiyor şeyleri. Aynen sen kan sonuçlarına bakınca hemen anlıyor musun? Ama kan sonuçlarına e-mail gönderiyorsun. Bende şu var şurada siz... enfeksiyondan kesin şu. Evet sen musun? Onu o gün ulan kanı nasıl gönderdi diye hayal etmişsin. Ve ötesine geçmemişsin. Bak çok basit bir şey aslında. Şimdi eğer bir kan tahlilini hatırlarsanız, anımsarsanız kan tahlili şöyledir. Burada der ki senin değerin bu. Burada da olması gereken aralığı söyler. Burada da hangi madde olduğunu, hangi maddeye baktığını söyler. Yani adam şöyle yapabilir. Midichlorian'ım 300, olması gereken 50 ile 60. Burada da midichlorian yazar. Çok der kendi. Yani niye bunu yorumlamak için oraya gönderiyor ki? Ötesine kim bakmamış? Ya Allah Allah, yorumlamak için göndermiyor ki adam. Bakın ne buldum diye gönderiyor belki o zaman. Okey ama öyle olmuyor işte diyalog. Ya ne bileyim işte bunlara takılmayacağız tabii ki. Ben biraz şey olsun diye takılıyorum. Gıcıklık olsun. Gıcıklık olsun diye. Gıcıklığımızı yıkmaya çalışıyor. Arkadaşlar there is always two. İki tane Palpatine, Senator Palpatine ya da Palpatine slash neydi herifin adı? Darth Sidious. Darth Sidious dediğimiz karakterle ki işte ilk defa bunun... İlk izlediğinizde anlamıştınız değil mi? Yani bu kesin imparator olabilir falan diye. Yoksa ikinci filmde mi anladınız? Sana bizi gösteriyordu galiba. Vallahi emin değilim. İlk filmde ya. Soru işaretleriydi. Acaba burayı benim için öyle hatırlıyorum. Yani şöyle ama filmin sadece sonunda son şatlara doğru böyle adamı bir böyle kameranın işte o kutlama sahnesinde galiba Anakin'den böyle hafif kayıp şeyi gösteriyor. Bizim adamı böyle yandan gösteriyor. Hani hafif bir o ipucu gibiydi ama bu ipucuyu o filmi izleyince mi almıştım? Sonradan hani bana anlatılmış mıydı hatırlamıyorum onu yani. İlk filmin sonundaydı değil mi? Evet evet. Doğru. Böyle bir yandan pro
profil gösteriyor böyle şeyi Palpatine, hani normal o gün şey ya, yas yapıyorlar ya Qui-Gon'un cenazesi sonrası. Evet yani anlayan anlıyor belki de. Tabii tabii yani anlayan anlar. Çok. Ama 2'de tabii ki kesinleşmişti. Bu imparator oluyor tabii canım, 2'de şey çalıyor bu konuşurken tepede. Bu da 2'de zaten filmin sonunda Darth şeyle ne o Dooku'yla yürüyorlar yan yana falan. Unuttunuz mu? Tabii tabii doğru. 2'de miydi o? Tabii tabii. Hatırlarız. Ve tabii ki onun öğrencisi, bu filmin en iyi şeylerinden biri Ewan McGregor'dan sonra anılan Darth Maul dediğimiz Ray Park. Karakter Ray Park. Bu arada adamcağızın çok az repliğinin olması ve aslında bir oyuncudan çok jimnastikçi gibi bu karakter. Ama öyle zaten olması. Normalde adam martial arts. Biliyorum sonradan şey. O yüzden bu kadar kaliteliymiş zaten bu sahnede. X-Men'de Toad'u da oynuyordu sonra hemen. Hemen kaptılar orada mıydı ya? Kaptılar oradan hemen. Dili... O Toad... Aynı oyuncu. Hadi ya. Kimmiş, neymiş adı? Ray Park. Park mı? Ne diyorsunuz? Yani çok güzel bir ışın kılıcı sahnesi diyoruz ama bir de mesela Sith Lord'una dair bu filmde... Abi işte az repliği olduğu için ister istemez oyuncuya pek bir şey diyemiyorum ama iyi tasarlanmış ve önümüze sunulmuş bir karakter. Tabii yani Darth Maul en sevilen karakter oldu. Hani öyle konuşmuyor olması kötü değil yani. Şey diyebilir miyiz? Pardon canım. At last we will have revenge. Star Wars'un... At last we will have revenge. Tek repliği bu. O mu? Tek mi? Bütün Star Wars'un mesela en fenomen işte tasarımı Darth Vader'dır ya, tartışmasız. Evet tabii. Sanırım ikincisi de Darth Maul oldu galiba değil mi? Bence oldu. Herhalde en sevilen ikinci kötü diyelim. Hani Darth Vader'ı kimse geçemez muhakkak. Bu şeyde franchise'da hiçbir karakter geçemez herhalde. Ama evet ikinci en sevilen kötü Darth Maul olabilir. Yani bizim Darth üçüncüdeki Maul. Yani o son üçlemedeki kötü mesela yerini bile alamadı. Abi çöpe gitse abi Darth Maul'la kıyaslanır mı ya? Üçüncü bile olamadı yani. Darth Maul'u yeniden şey sokmaya çalıştılar yani, düşün. Üçüncü bile olamadı. Çok garip kafalar var, oraya sonra gireriz. Ve bitti bir şey var işte, Pernille August'un canlandırdığı Shmi Skywalker anne karakteri var. Zaten biraz konuştuk. Bitti ya sonra ya, ne oluyor? Onu yani ışık kılıcı... Şu anda intihar ediyor kadın. Ya. Şimdi. O neyde oynadığının çok farkında olmamış olan oyunculardandır bence. Evet, evet, büyük evet. Ya. Hani gidiyorsun işte her yer yeşil. Filmde de uyuyor falan böyle. Sıkılır. Ne, çölde çekmişler onun sahnelerini. Doğru onlar. Bu arada Shmi bizi izliyor. Burada Star Wars tişörtü elinde şey falan böyle. Nefret de bize. Ya da İngilizce Türkçe çevirmem. Allah belanızı versin. Kadın Türkmüş meğer. Bilmiyorum. Ooo. Ayy. Mozambik. Bir şey söyleyeceğim. Başka karakter kalmaz zaten. Shmi'yi siktir et. Onun yerine asıl. Mozambik. Olamaz mı? Olamaz mı? Belki de olursa. Çiftli ışın kılıcını kullanalım. Onun Türkçesi ne? İngilizcesi ne? Dual saber. Dual saber. Dual light saber. Staff diyorlar ya. Light staff. Staff yok, lafı. Dual light saber. Ah biz şeyde oynuyorduk Jedi Akademi'de. Ne diye? Dual light saber işte. Hayır ya. Dual olan dual iki tane elini almaya dual denir. Evet bence. Evet bunun başkaydı. Stafflı bir şey diyorlardı. Yani asa gibi. Unuttum ya. Yazın o kadar da beraber şey oynadık. Biraz. Jedi Knight. George Lucas'ın böyle bir esprisi var. Her filmine yeni bir şeyler sokuşturmayı beceriyor. O yenilik muhteşem olmasa bile. Hani bunda hakikaten şu vardı. Abi Star Wars'un bir oyunu vardı bu şeyden önce. Yani bu 99 ve Dark Force'dan da sonra. Abi double bladed lightsaber. Orijinali. Okey abi. Wikipedia'dan falan yok mu Staff Saber? Yaz bakayım Staff Saber diye ne çıkacak? Ama uzağa alakası şeyler çıkar. Abi. Light. Bir Light oyun vardı. İsmini hatırlamıyorum yani. Hatırlayan yazsın ama gerçekten böyle 98-97 falan seri. Star Wars'la ilgili. Bir karakterimiz vardı abi. Işın kılıcını açtığı zaman ışın kılıcı böyle ikili çıkıyordu. Yani Saber Staff diye de geçiyor ama bak orijinali yine double bladed lightsaber. Saber Staff şunlar galiba aslında. Evet işte. Rey'inki. İkili çıkıyordu, hatırlıyor musunuz onu? Hayır, hiç böyle bir şey görmedim ben. Yani daha önce oyunlarda bu tip böyle şey oyunları yaptılar yani. Tabii. Hatta karakterin adını söylüyorum size. Can hazır mısın? Karakterin adı Bok. Ama B-O-C'ydi. Jedi Knight'daki. Jedi Knight mıydı o? Bok. Ben ama hiç ikili ışın kılıcı hatırlamıyorum ya Jedi Knight'da. İşte Jedi Knight olmayabilir o. 1'de 2'de oynayıp bitirdim ben. Şey mi? Shadows of the Empire falan. Gibi. Ama 99'dan önce yani. Şeyden önce Phantom Menace'dan. Hatırlamıyorum. Olabilir canım. Ben hatırlamak zorunda değilim. Yani Jedi Knight'ı çok da hatırlamıyorum. Üstü Bok.
Bok diye bir herif var. Yani işte R2-D2'yu görüyoruz. R2-D2'da meğerse Nabu gezegeninde işte prensesin yani o kraliçenin pardon gemisinde bir şey robotuymuş. Tabii onun yanındaki herkes ölüyor bu arada. Şey falan zorlama biraz bence ne olursa olsun. İşte C-3PO'yu meğerse bana ki yani. İşte. O 4-5-6'da o zaman niye hiç görünce böyle olmadı yani Allah'ım. Bunların sonradan yama olduğu biraz belli oluyor. Ya da George Lucas bunları yamıyor normalde. Bunu niye yamamadı yani oraya beri? Aa ne güzel benim robotum var. Yani bir replik. Special Edition'da evet. Çiğ çiğ böyle. Uyudurum. Alakasız böyle 15 dakika çekmişler ayrıca. Askerleri neden C-3PO'yu görürlerse çok da ölümcül ateş etmemeleri gerektiğini anlatıyor falan. Fakat işte Dark Lord'un bilmem ne falan. Böyle sahneler var. O yüzden fazla sorgulamıyorlar. Dünyanın en lüzumsuz ekleri dediğimiz. Başka bir yer. Orada yani junkyard'da çıksa daha mantıklı anladın mı yani köşeden ya. Ya işte protokoldür. Aslında o senin 3'te bahsedeceğime çok emin olduğum, benim de sana katıldığım o hatayı birden itibaren yapıyor George Lucas. Yani biraz heyecanla bir şeyleri bağlayayım diye pek sonunu düşünmüyor yani. Hani yaptım oldu, kaptırmaca bir durumu var yani. Biraz öyle. Biraz hakikaten bir de işte internetin yeni olduğu çağ falan hani böyle çok da anlamazlar ya diyorsun. Ya hayır şeyi anlamazlar meselesi değil de o geri bildirim o zaman herhalde yani sen az önce söylediğin mektuplar almış bilmem ne falan diye ama gene de şimdiki kadar o kadar kuvvetli değildir diye düşünüyorum yani. Ya da belki daha kuvvetlidir çünkü düşünsene yani adresine geliyor kuzen açıyorsun şeyi böyle bir sürü mektup böyle Allah belanı ver. Daha kuvvetlidir öl falan böyle. Yani çünkü şimdi dijitalde bakıp geçiyor bakmıyorsun. Ya ama işte şöyle bir şey var hakikaten bak o zaman bu tarz şeyler yani fanları kızdıran şeyler bence filmlerin çok fazla İşte şey yapmıyordu. Son hani biletini kesmiyordu yani. Hani şu anda nasıl atıyorum mesela işte Hayalet Avcıları 4 tane kadından yapacağız dediler. Bu böyle ortalık birbirine girdi. Bir şey oldu hani bir negatif bir şeye dönüştü. Çığ gibi büyüdü yani anladın mı? Ama işte şimdi artık çok çığ gibi büyüyüp duyurabilecekleri bir platform aynen var. En ufak işte, olayda yani işte bu Tom Holland olayında şu an bakıyorum Twitter'a yani Sony, Disney, Spider-Man hep trendde şu anda yani. Var mı arkadaşlar benim atladığım, konuşmadığımız şeyler? Watto. Gül gibi Watto, Sebulba. Only money. Tatooine. Ya karakterler konusunda zaten... Başka kim var? Mace Windu biraz ikinin daha çok konusu ya. Burada tabii, biraz tabii, daha tabii. Az. Mace Windu burada yani azıcık bir karar aşamalarında var. Yoda'nın burada kukla olup sonradan CJ'ye dönüşme mevzuları. Sonraki versiyonu. Kukulayken ne kadar ciciymiş. Abi Samuel Jackson o şurada duruyor abi. Yanda. Yemin ederim Pulp Fiction'daki karakterinden hiç kurtulamamış. Hiç yeni bir şey yapmamış ve çok kötü bir oyunculuk çiziyor. Ben hiç beğenmiyorum. Yani orada hakikaten şey gibi. Hadi Niga bitirelim bu toplantıyı da gideyim ben içeride takılayım falan gibi yani. Anladın mı? Evet abi. Yaptığın senin resmen. Ama öyle öyle oynuyor yani. Ya. Hop hey Niga. Vallahi abi. Ya Samuel Jackson çok iyi bir oyuncudur. Neler yapabileceğini biliyorum. O yüzden kızıyorum yani. Bir de böyle bir kızış. Serinin geri kalanında da böyle mi hissediyorsun? Peki yoksa bu filmde öyle hissediyorum. 3'te falan ne öyle? Gelince konuşuruz yani. Ya ama o öyle bir karakter. Orada şöyle bir şey var ama yani. Orada bariz bir şekilde George Lucas buna bir isim takmamız lazım. Düşünelim hep beraber. Şeylik yapıyor. Yani Mace Windu'yu alıp şey Samuel Jackson'ı alıp Samuel Jackson'ı koyuyor zaten oraya. O böyle Mace Windu falan değil ki. O Samuel Jackson zaten. Yani işin esprisi biraz o. Anladın mı? Jedi'ler arasında bir tane badass bir tip olsun. Kimi oynatabiliriz? Atıyorum Arnold Schwarzenegger'i falan da oynatabilirdi. Daha iyice böyle... O çok ekstrem ya. Ama çok, olurdu ama yani. Çok güzel olabilir mi? Saçma. Ama öyle bir karar yani bu demek istiyorum. Yani bir tane böyle hani bir şey bir tip, tanıdık bir surat. İnsanların macera filmlerinden, aksiyon filmlerinden hatırlayacağı, bileceği falan bir surat. İşte Motherfucker diye gezen bir surat ki o zaman o kadar bununla meşhur değildi yanlış hatırlamıyorsam. Bu arada sen böyle deyince aklıma şu geldi. Ahmet karakterini Jar Jar Binks, Jar Jar Binks karakterini Ahmet oynuyor ya. Ahmet biraz Jamaikalı'ya benzetmişler ya Jar Jar öyle benzetiyor fanlar. Bu racistlikte çok suçluyorlar şeyi. Olabilir. Lucas'ı mı? Lucas'ı. Öyle bir espri var ya o şimdiki işte süper politik doğruculuk çağına çok ters gelecek. Mesela Ticaret Federasyonu tipler Japon gibi konuşuyor yani. Japonlar Amerika gibi. Tabii tabii Çinli Minli gibi konuşuyor. Aynen. Uzak Doğu gibi hepsi. İşte dediğin azınlık. Gibi şeyler öyle Jamaikalı gibi. Sonra yapanlar biraz Alman falan gibi aslına bakarsan. Ama bu yani
Yüzüklerin Efendisi de yok mu yani? Hayır, bence bu şöyle olursa bir şey abi. Bence buradaki yaklaşım hani ulan para göz birisi hadi Çinli olsun falan değil. Adam hani uzaylı tasarlamaya çalışıyorsun, tamam mı? Bunu yaparken atıyorum mesela zaman zaman ses teknisyenine de başvuruyorsun. Mesela R2-D2'yu baştan aşağı ses teknisyeni hallediyor. Ona mesela replik kaydetmiyorsun. Ama bazı karakterler için de değişik sesler kullanalım demişler. Ulan hepsi Amerikan aksanıyla konuşsa o da garip gelir bize. Ya bir de zaten ben katılıyorum. Bir de aslında şu da mantıksız değil. Adam için yabancı abi Çinli de yani. Bambaşka bir ülke, bambaşka şeyler. Ya adam için enteresan yani bundan esinleniyor, etkileniyor olması... Bir de adam içini bırak hani, bak belki. Olayın işte Amerikan sentrik olmasını, Amerikan merkezli olmasını konuşabiliriz. Ama şu dediğin doğru. Şimdi bizim ana karakterlerimiz Amerikalı gibi konuşunca onlara yabancı gelen bir tip koyman gerekiyor daha değişik. İşte Fransız gibi konuşan yapabilirdi Çinli yerine, anladın ama mı? Ama var işte öbürü de böyle yapan Alman gibi konuşuyor işte, ne yapsın da. Yani değişik ses şeylerinin bir sınırı var abi zaten yani. Bir tane ya, Turkish İngiliz konuşan adam yok diye bu kadar zorluyoruz resmen. Sebulba. Evet, sonradan bir de en gereksiz 10 Star Wars'un sonradan eklenmiş en gereksiz 10 sahnesi dediğimiz yerde bir yerde Sebulba yürüyordu. O Return of the Jedi'ya eklenmişti. Özür dilerim, pardon. Return of the Jedi'ın şey sahnesi var ya, hat sahnesi. Orada Sebulba gibi yani o ırktan gelen bir karakter koymuşlardı böyle yürüyen falan. Sebulba'nın kuzeni. Kuzeni gibi bir tip. Tabii. Aklıma o geldi birdenbire. Var mı unuttuğum, bahsetmediğim bir şey? Yani aslında Star Wars abi bu. Daha mesela niye araba yarışı koymuşlar falan diye size sorasım geliyor. Niye yapmışlar yani? Ya. Bak o da George'un bir George'un yalnız huyu gibi. George. Mesela Attack of the Clones'da da araba sahnesi kadar beni sıkan ve bayan tekrar tekrar izlediğimde geçmek istediğim sahne fabrika sahnesidir mesela. Hmm. Orada da hani fabrika şeylerinin dökülen lavlardan falan kaçmaya maçmaya çalıştıkları sekans var ya uzun uzun. Yani böyle 90'lar 80'ler macera filmi sekansı gibi hakikaten abi, tekrar işte izlemede bayıyor. O mesela evet, ama bak sen de altın çizerek söylüyorsun, tekrar izlemede bayıyor. Ama evet, sinemada deli gibi izletiyor. Biraz onu öngörüyorlar aslında. Yani sinemada mesela Podrace'de rrrrdık yani hepimiz veya senin dediğin fabrika sahnesinde. Ama çok uzun tuttukları için beni de bayıyor bu arada, katılıyorum sana. Bu da şundan kaynaklanıyor. Podrace çok baymıyor da mesela fabrika sahnesinden üstüne bastım, ben de aynı şeyi düşünüyorum. O biraz bence şeyden yani... Hep aynı şeylerin olup durmasıyla alakalı. Yani hep oradan ılık bir yer atlıyor. Anlatabiliyor muyum? Yani bir tekrar ediyor, bir şey yok. Çok. Ya mesela Die Hard'da bir araba kovalama sahnesi izlerken daha çok eğleniyorum mesela. Ama çünkü orada yani adamlar şey yapıyorlar yani, daha böyle seyir zevkine yönelik aktiviteler yapıyorlar. Yani çoğu yani zaten tekrar eden şeyler iki kere şeyi görüyoruz. O yüzden aklımıza o kadar kazınıyor. Tusken Raider'ların diye ellerinde tüfek kaldırıp sonra atış ikinci atış geçişte falan sıkmaları artık yani hani böyle onu kısa değil. Evet. Kısa değil yani, Tusken Raider olayı bile uzun orada yani. Ama çok şeyde kompakt çekebilirmiş oraya. Evet. Ya da birkaç bir şey daha katabilir. Sonuçta dediğim müzik o dövüşse, beğendiğimiz dövüş sahnelerinde tekrar tekrar izleyesin geliyor ama yani bu filmden oturup niye tekrar izleyesin? Ama geliyor mesela tekrar tekrar izlemekten hoşlanmadığım bir paralel kurgu dövüş sahne söyleyeyim. Yine yeri değil ama 3. filmde ben Yoda'yla Palpatine'in sahnesinde çok sıkılıyorum. Katılıyorum sana. Çünkü ama bana şey yok. CGI izliyorsun şey, orada çok çünkü. CGI, evet. Bir de şey yok abi. Mantık yok böyle. Kaptırmacı duruyor çok. Diğerleri falan daha koreografik duruyor. Ya bunda aşırı kasmışlar bu filmde. Yani filmin zaten çekerken en zorlandıkları ve en çalıştıkları kısım belli ki ışın kılıcı mevzusu olmuş ve buna çok takılmışlar. O yüzden mükemmelleştirmişler yani. Bir de arada işte öbür savaş sekansını izlediğin için de hiç sıkmıyor aslında bir evet, yandan. Aslında böyle baktığında çok uzun bir sahne değil. Güzel bir kurgu var orada yani ki hani orayı o bütün aksiyonu takip edilebilir. Aksiyon üstüne üstüne aksiyon üstüne başka aksiyon üstüne başka aksiyon gibi bir kurgu olduğu için başka bir şey eksik söyledim. Takip edilebilir ve keyifli kılıyor. Yani farklı variyete bir şey izliyorsun orada. Katılıyorum. O hoş bir şey gerçekten. Aynı anda farklı kurguyla gösterme esprisi ben de çok seviyorum. Bu zaten çok bariz. Star Wars'ta da hepsinde var. Hepsinde var bunda, evet. Ömercan bir gladyatör konuşurken şey demişti. İşte böyle ben gladyatör mesela savaş sahnelerini pek sevmem. Biraz kaptırmaca gelir, takip edemeyiz falan diye. Hmm. Bu şey de bana öyle geliyor işte, bu ikisinin dövüşmesi. Yani, ama ona sonra gelir işte. Çok böyle gidiyor i̇şte, falan. Çok tatlı. Evet. Bundaki çok güzel. Star Wars konuşuyoruz arkadaşlar. Star Wars konuşurken gerçekten Ömercan dediği gibi yani konuş bitmez, sabaha kadar konuşacağımız çok şeyler var. Çok kısa bir cümle. John Williams'ı övmek istiyorum. Yani
Doğru. Duel of the Fates. Özür dilerim. Artık kesiyorum yani beynimize kazınmış evet. Birinci yani en iyi soundtrack bence bu şeydir. Çok özür diliyorum. Phantom Menace'dır benim için yani bütün şarkılar için. Ama niye ya? Daha güzel bence. Bundan işte o. Evet doğru. Phantom Menace hakikaten müzik konusunda müthiş çığır açmış diyebiliriz. Yani John Williams oturmuş. İstese eskinin ekmeğini yese kimse gık demezken doğru. Çok güzel yeni şeyler çıkarmış ve kulağımıza kazınmış. Helal olsun John Williams. MTV deli gibi Duel of the Fates gösteriyordu o dönem. Ya. Zaten bence şöyle olmuş. George Lucas demiş ki John demiş ya demiş senin şarkılar falan iyi güzel ama kliplik değil. Sen bana bir tane kliplik şarkı da yap. Demiş bence. Çok şıkası da John Williams'ta da hemen ışık yanıyor. Ana tamamla. Anında başladı. Hay Allah. Onun neydi hatırlıyor musunuz? Kertenkelebek. Ha, doğru bir şey var. Bilmem ne. Onun bir adı vardı ya. Kertan kelebek işte. Ay tamam işte o. Tamam, ne. Sofrası. Gibi bir şeydi. Neler sofrası. Neyse John Williams hatırlattığın için çok teşekkür ederim. Gerçekten rica büyük ederim. Bir eksiği unutmuşuz. Evet. Ölmeden geçmemek lazım. Star Wars konuşmaya devam edelim o zaman. Madem doymadık doymayacağız. İkinci ve üçüncü devam mı ediyoruz? Ediyoruz lan. Aksın lan. Aksın. Attack of the Clones. Attack of the Clones. İzlemeyen varsa izleyen gelsin. Ya. Ama Attack of the Clones'a kadar izleyin ki hatta hepsini izleyin. Yani Star Wars'ın hepsini izlemediyseniz sırf Attack of the Clones izlemeyin değil mi? Çünkü biz hepsinden biraz konuşmak zorunda oluyoruz yani ister istemez. Ama şöyle. Enteresan bir deneyim olur. 6 filmden ilk hangisini izlersem Star Wars'u severim desen bak Attack of the Clones'u önerebilirsin aslında. Çünkü diğerleri biraz eski ne olursa olsun. İlk defa izleyecek 12 yaşında bir velet beğenmez şimdi onları. Phantom Menace bu ne şimdi? Phantom Menace biraz çocuk filmi gibi. Başrolü falan çocukça harcar yüzünden. Üçüncü film yani diğer filmleri bilmeden biraz boş kalır gibi geliyor. Hepsini izleyin siz. Hepsini izleyin madem. Gidin. Clone Wars. Pardon Attack of the Clones. Bir dakika Clone Wars değil miydi ya? Attack of the Clones doğru. Clone Wars çizgi film olan. Thank you.